Dalapaşa ormanlık bir arazi. Ayçiçeğine çok domuz zararımız var. Fakat kanolaya domuz zarar da yapmıyor. Edirne'nin Lalapaşa ilçesi ve bağlı köylerinde kanola ekimi yaygınlaştı. Domuzların ayçiçeği ekili tarlalara büyük zarar vermesi nedeniyle çiftçiler tarlalarına kanola ekmeye başladı. Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Secaettin Uyur, kanola ekiminin son yıllarda bölgede ciddi oranda arttığını belirterek, bunun da en büyük nedeninin domuz zararları olduğunu belirtti. Trakya'da ekimi hızla yaygınlaşan kanolanın özellikle Lalapaşa ve çevresindeki çiftçilerin en çok tercih ettiği bitkilerden biri olduğunu belirten Uyur, bu yıl yağışların iyi gitmesi nedeniyle kanolada verimli bir yıl beklediklerini ifade etti. Kanolanın soğuğa dayanıklı bir bitki olduğunu kaydeden Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Secaettin Uyur, fiyatının da destekle birlikte 2 lirayı bulmasını beklediklerini söyledi. En fazla kanolaya değinmek istiyorum. Yıllardan beri göreve geldiğim süreden beri özellikle Balkan'daki zayıf yerlerin kurtuluşunun kanola diye bahsediyorum. Ve bu yıl yaptığımız gerek sizlerle röportajlarla gerek yerel basından bu yıl yaklaşık Lalapaşa bölgesinde 15 bin dönüm kanola ektik. Bu da çok iyi, ciddi bir ekim oldu. Ve şu an son yağışlarla birlikte de gerçekten çok güzel, çok bereketli. Hepsici çıktı. Şu an gelip yerinde de görmenizi isterim. İnşallah sonu da Allah'ın izninden çok iyi olacak. Fiyata gelince biz geçen yıl kanolayı 1 lira 70 kuruştan sattık. 50 kuruşta bunun desteği var. Dekar başına değil, ton yani kilo başına 50 kuruş, tonuna 500 TL. Toplam 1 ton kanolayı 2.200 liraya sattık. Bu da ciddi bir rakam. Geçen yıl Ekim zamanında yağmurların gelmemesinden birlikte çok seyrek çıkım yaptılar. Seyrek çıkım yapmasına karşın ortalama 270 kilo kanola biçtik. Çok bereketli bir ayçiçek yılı geçirdiğimiz halde ayçiçeğimiz 150 ila 250 kilo arasında seyretti. Ama Çömlek Akpınar gibi iyi yerlerde de bu yıl yaklaşık 2017 yılında 400-450 kilo ortalama kanola biçtik. Ama ben bu işi kendim 7 yıldır yapıyorum, kanola işini. İşte herkese söyleye söyleye ciddi bir ekime bu yıl sahip olduk. Fakat bu yıl gözüken o ki şu an yani eksi 20'leri dahi görse kanola dondan paçayı yırttı. Ve benim tahminim bu çıkışa göre sezonda bir iki rağmetle beraber ortalama Lalapaşa'nın ortalaması 400 kilo civarında olacağını tahmin ediyorum. Şimdi tabii ki bazı çiftçilerimiz de soruyorlar. Ya bu yıl çok ekim oldu. Fiyatlar düşer mi? Arkadaşlar, fiyatlar düşmez. Biliyorsunuz bizim yağlık ayçiçeğinde ve yağlık kanolada şu anki alınan fiyatlar dünya piyasasını baz alınarak alınıyor. Yani ne olursa olsun doların yükselmesinden birlikte kanola fiyatlarının da 2018 yılında daha iyi bir para edeceğini tahmin ediyoruz. Kesinlikle çiftçide bir kanolaya yönelme var. Özellikle de dediğim gibi biz kanolayı iyi yerlerde ekmiyoruz. Yani ayçiçek yapmayacak yerlere. Ve şuna da değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Dalapaşa ormanlık bir arazi. Ayçiçeğine çok domuz zararımız var. Fakat kanolaya domuz zarar da yapmıyor. Bunun içinde çok alternatif bir ürün, fakat biz bunu inşallah alternatif değil bir temel ürün olma yolunda ciddi bir yol aldık ve almaya da devam edeceğiz.